Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yil yanvarda Taklimakon Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan qadrli yozuvchimiz ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning tarjima qilgan Tafsir Muyassar nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tahriri Abdurahim Davlat, korrektor Abdul Aziz Akhun. Tafsir Muyassardan iborat bu sharh tafsirining muqaddimasida mundaq yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Barcha madhiya va go'zal maqtashlar olamlarning Rabbi Alloh taolaga xosdir. Alloh taolaga hamd zina etamiz. Uningdan yordam tilaymiz. Uningga istig'for etamiz. Uningga sig'inib, nafsimizning yomonligidan, amallarimizning nacharligidan panoh tilaymiz. Alloh taolaga hidoyat qilgan kishini hech kim azdirolmaydi. Alloh taolaga hidoyat qilmagan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh taoladan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga, uning hech bir sherik yo'qligiga va Muhammad alayhissalomning Alloh taolaning bandisi va payg'ambar ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Tafsir Qur'on Karimning ma'nosini tushuntirib beradigan, ahkamlarni va hikmatlarni o'tirg'i chiqaradigan ilm demakdir. Qur'on Karimni tafsir qilish payg'ambar alayhissalomning zamonidan boshlangan bo'lib, payg'ambar alayhissalom tunji mufassir hisoblanadi. Shundan keyin zamonimizga qadar bu ish davomlashib kelmoqda. Zamanımızdaki barlıq müsəlmanların faydalanışı üçün təfsir prinsiplərinə uyğun, sələf salihlərinin yoluğa müvafiq, işənç qılğılı bulunduğun ayətlərinin mənasını və məqsəd qayillərini roşan bayan qılıb verdiğən məzmunluq, ixcam bir təfsir hazırlab çıxış intayın zörür bulub qalğan idi. Mədin Münavvara şəhərdəki Padişah Fəhid Qur'an Nəşri Qılış Akademiyası bu şərəflik vəzifini öz üstəyə alğan bulub, bütün dünyadaki müsəlmanların dillərinə tərcümə qılışqa münasib, ibarələri oŋay, bayanları ravan bir tafsir hazırlab chiqishni qaror qildi. Shuning bilan mazkur tafsirning sinoq nusxasini tayyorlab chiqishga tafsir ilmida toshqan, bu sohadagi mo'l amgaklari bilan to'nilgan mashhur ustozlar taklif qilindi va tuvandik sharoitlar qo'yildi. 1. Ayatlarni salaf solihlarning e'tiqodiga uyg'un, ahli sunnat va jamoa mazhabida tafsir qilish. 2. Naqli tafsirlarni boshqa tafsirlarning oldiga qo'yish. 3. Naql keltirishda to'g'ri deb qaralganlarga kifoya qilish. 4. Tafsir jarayonida Qur'onning ko'rsatmalarini va shariatning maqsadlarini o'tirg'i chiqarish. 5. Tafsirda ishlatgan so'zlar o'ng'ay va ixcham so'zlardan bo'lishi va tafsir jarayonida ba'zi nodir so'zlarning ma'nosini ochiqlash. 6. To'xtalayotgan oyatning ma'nosini tafsir qilish, munosibatli oyatlarning ma'nolarini shu oyatlarning tafsirida bayon qilishga qoldirish. 7. Oyatlarning ma'nolarini naqlga hojat bo'lmasdan udul bayon qilish. Faqat zaruriyat tug'ilganda shunga qarab ish ko'rish. 8. Tafsirning Hafizning Asimdan o'rgangan qiroatiga muvofiq bo'lishi. Ya'ni Hafiz ustozi Asim ibn Abu Najud degan kishidan o'rgangan va taliblarga umumlashtirilgan qiroat turi bo'lib, islom dunyosida keng umumlashgan. Bunundan boshqa yana 9 xil qiroat turi mavjud. 9. Qiroat turlari grammatika, morfologiya va stilistika degandek fanlarga kirmaslik. 10. Har bir oyatni mustaqil tafsir qilish, ma'nosi bir-biriga bog'lanish bo'lganlarini birlashtirib tafsir qilish, oyatning lavzini zarur bo'lib qolmagan ahvolda takrorlamaslik va har bir oyatning nomerini shu oyatning beshig'iga qo'yish. 10. Tafsir Qur'on batlarining atrofiga siqqudak ixchamlikda bo'lish. 12. Mufassirlarning bu tafsirning ko'plagan tillarga tarjima qilinadiganligini esidan chiqarmagan holda tarjima qilish qiyin bo'ladigan so'zlarni ishlatishdan saqlanishi. Bu tafsirni tayyorlash vazifasini o'z ustiga olgan mufassir ustozlar yuqorida bayon qilingan shartlarga to'liq rioya qilgan holda ish ko'rib, bu sharafli vazifani tamomlagandan keyin Padishah Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasida tashkillangan maxsus komite tomonidan tekshirib chiqildi. Andan Saudi Arabiston Dini ishlari ministerligiga qarashliq ayrim 2 komite tomonidan qarab chiqildi. Andan bu tafsirning tunji nusxasi nashr qilindi. Mazkur tafsirning 1-nji nusxasi nashr qilinib tarqatilgandan keyin uning o'ngayligi, iboralarining yengil va tushunishli bo'lganligi uchun kishilarning qiziqishini oshirdi va har kim uningdan birini o'ziga hamroh qilishga oldirdi. Insonlar qilgan ishlarining xatolikdan xoli va mukammal bo'lishi mumkin bo'lmagandek, bu tafsirdami ba'zi xatoliklar va g'alatlar yuz bergan bo'lib, ular o'qirmanlardan kelgan baho va inkaslardan ma'lum bo'ldi. Shuning bilan maxsus tekshirish komiteti a'zolari bu inkaslarni bir-birlab o'qib chiqib, ko'rilgan xatoliklarni va g'alatlarni astoydil tuzitib chiqdi. Tafsirlarda ko'p ishlatilib kelgan ya Muhammad, ey Muhammad degan xitob ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar deb o'zgartirildi. Faqat 11 o'rinda o'z biti qoldirildi. Bu mushu 11 o'rindagi xitobning Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini e'tirof qilmaydiganlarning tilidan hikoya qilingan xitoblar bo'lganligi sababidan edi.
Tefsiri Müyesser namlıq bu tefsir alahide tanlanğan yüzlerce meşhur tefsir ustazı tarafından hazırlanğan en işlençilik, en ixcham ve en düşünüşlük tefsir bulup, bu tefsir Padişah Fahid Kur'an Neşir Kılıç Akademiyası tarafından 30'dan köprek milletinin tılığı tercüme kılınıp tarqıtılğan bolsumu, hazırgıca Uyghur tilidiki tercümesi barlıq gelmegen idi. Mən uzundan beri muşundaq ixcham ve mazmunluq tefsirini vücut çıkarışqa intilip kelgen idim. Allah Ta'ala'nın iltifatı bilen bu tefsirini uçurattım. Ve mukaddemesini okup çıkıpla bu tefsirinin men izdavatkan tefsir ikkeligini bildim. Şunu bilen Allah Ta'ala'dan yardım tilep tercüme kılışkı başladım. Bir yıldan köprek vakit içinde tercümini pütürüp buldum. Cenab-ı Allah Ta'ala'nın fikrini bu şerefli hizmetki muvaffak kılgallığa köplem şükür kılımen. Allah Ta'ala'nın bu tercümini Uyghur halkımge menfaat kılıp verişini ve beni, ata-anamını, aile azalarımını bunun ecir sevabıdan bahirman kılışını tüvençlik bilen tüleymen. Muhammed Yusuf Muhammed Tursun Hicriye 1440 yılı Zülhacı'nın 13. günü. Miladiye 2019 yılı 14. Ağustos, Çarşamba. Saudi Arabistan, Cidde. Hürmetli karındaşlar, kanırımızı azab olup tekimi köp kişilerden paylanış için hem beherliyetini unutmayacaklar ve tanıştırışını halkan kitaplarını astık inkes şekilde kaldırıp koyacaklar. Rahmet. Teklemekan kitapkanısı. Assalamu alaikum. Aziz Uygur karındaşlarım. Ben Fikir Muhammed Yusuf. Bunun ilgili 30'a yakın İslami eserini yazıp neşir kıldırgan bolsam mı? Men üçün Kur'an Kerim'nin hizmetini kılış, Kur'an Kerim'ge alakadar eserlerini çıkırış, bu men üçün en zor şereflik ve çoğun iş. Bunun 19 yıl ilgili Tefsir Cevherleri namlık bir tefsirini başlattım. O 10 tomluk yakında Umu kulamdan çıktı, yakında neşirden çıktı. Şunu olan birge Kur'an-ı Kerim'in tercümesini alahide işleyen hem de hazır tefsir-i müyesserini tercüm kılıp neşir kıldık. Şunu olan ben şunda oyluğan Kur'an-ı Kerim doğruluk normal bir tercümesi adetteki her kandak seviyedeki kişilerde onun sel yukarı seviyede Kur'an'ın tercümü ile tefsirinin arasındaki sel tefsirlerak yani bir malumat. Onun dünkü an izdini de Allah'a, ilmalığa, ziyalılığa, ilim ehlilerine tefsirlerak bir tefsir deyip şunu maksat nişanlıgan. Asasen bu nişanını Allah'ın izniyle urunduğum buldum. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi adette her kandak Adem. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizge nimi depto dep onu tuluk düşünelidigan an tefsir müyesser hazır bu tefsir müyesser onundan sel tefsirlere hakemdi. Çıkarak malumat aldık Allah'a. Onun için tefsir cevherleri bu emde izdini dik Allah'a. Ayetler doğrusta, ayetlerinin ki nazil bu sebepler doğrusta izdini dik Allah'a. Ayetlerin ilindigan ders ve körsetmeler doğrusta izdini dik Allah'a. Onu tefsir kıldık. Şuna olan bu tefsir müyesser namlık bu eser alayda tallangan yüzlerce meşhur tefsir ustazı tarafından hazırlangan en şençlik, en ihcam ve en düşünüşlik tefsir. Bu tefsir Padişah Fahd Kur'an Kerim Neşri Kılıç Akademisi tarafından 30'dan köprek milletinin tılığa tercüm kılınıp tarqıtılgan. Hazırca Uyghur tildeki tercümesi barlığa gelmegen. Men bu tefsirini bir kürüpla tercüme kılışı kızıkıp kaldım. Şunu olan Allah'ın iltifatı bilen bunu tercüme kılıp neşir gibi edip bu yılının 5'i de yani 2020 yılı yanvarda bu tefsir besilip takıtıldı.